Evet, şimdiki skecimiz öğrencilik yıllarından geliyor. Öğrencilik yıllarında en sevdiğimiz şeylerden biri burs almak. Ben de öğrenim kredisi alan biriydim. Bursa aldığım gün hemen biterdi. Çünkü insan bursa alınca böyle bir şımarır. Hemen kantine gidip çift kaşarlı tost, efendime söyleyeyim ayran en iyisinden filan. Bir de burs hemen bitince bende şey oluyordu. Ablamın böyle bir tatları oluyordu. Hala var galiba. Böyle bir kağıt parçası var, sadece yemek alıyorsun. Böyle şişman para birimi gibi. O inanılmaz güzel bir şeydi. Hocam siz burs aldınız mı öğrencilik yıllarınızda? Yok. Öğrenim kredisi? Tamamen yolsuzdum. Hiç ben ne burs aldım, ne bir şey aldım. Geri bir ara, ödemeli? Bir ara yurtta kaldım. Onu geri ödüyor muyduk? Ben öyleyse ödemedim yani onu da. Şu yok, an borcunuz çıksa ya hocam böyle inanılmaz. Hiç burs falan almadım, yok. Sen aldın mı boz burs? Boz burs. Aldım. Öğrenim kredisi. Özel bir üniversiteyi kazanmıştım. Burslu kazandım. Bir de devletten de tabii burs alıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam da bir aylık 75 TL mi 100 TL mi ne devlet katkısı oluyordu. Ne okudun sen? Ben caz vokal okudum hocam Bilgi Üniversitesi. Caz vokal. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Ha Muski, sen yani müzikiden. Evet. Biz de 125 lira alıyorduk bak, benim de aklıma geldi şu an. Gerçekten. Çok enteresandı mesela, o para acayip bir şeydi yani, 75 TL falan. Böyle bankaya koşuyordum almak için. Bereketliydi değil mi? Çok bereketliydi yani. Biz koşuyorduk, almıyorduk da. Yok valla. Hiç yok. Başvurdum şimdi, bana çıkmadı, bilmiyorum niyeyse. İşte niye çıkmadığını şimdi skeçte göreceğiz hocam. Yani burs meselesine bir değinecek arkadaşlar. Şimdi burs almak, yani biraz da burada bir özel vakıf bursu gibi bir şey var. Burs almanın nasıl bir çileli yoldan geçtiğini izleyeceksiniz. Bursam'da kaldı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Siz de mi burs mülakatı için geldiniz? Ya kardeşim bari burada asılmayın. Çıkışta bir yemek ısmarlayayım. Yemek yapacak şeyin varsa neden o zaman buradasın? Yanlış anladınız. Ben gelirken köşede Mevlüt gördüm. Orada tavuk pilav yeriz. Aynen yersiniz. Sonra da göz göze bakıp birbirinize Fatiha okursunuz. Ya dayı sen öğrenci bursunda ne alaka? Sana ne kardeşim? Ben öğrenciyim ya. 81'den beri okuyorum. Açık öğretim. Dayı sen açık öğretimi de sen mi açtın dayı? Duymuyor olabilir. Lan duyuyorum lan. Oğlum tamam adamın üstüne gitmeyin. Belki tam akbil basmak istemiyor. Aynen öyle. Senle karışıyorsun birader. Böyle bir özgüven falan zenginiz galiba. Oğlum bana zengin mengin deme, bak düzgün konuş ha. Derim. Zengin, zengin. Kavgada söylenmez. Zengin derim. Ya, derim. Oğlum bak seni bozuk para gibi harcarım ha. Allah Allah. Ya bozuk para diyor ya. Kavgamız bile düşük bütçeli. Ya tamam tamam. Ya sakin olun. Geçsin siz. Zengin demeyin ya. Zengin. Kadın geldi, kadın geldi. Sevgili öğrenciler, Bursam'da kaldı derneğinin mülakatına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Fakir. Hanginiz daha fakir görünüyor? Ben fakirim. Bak ana burada ben göreceksiniz. Fakirim. Ses çıkmıyor mesela. Açım, aç. Alalım sizi dışarı, elendiniz. Ne oldu ya? Sadece 80 kilonun altındaki adaylar başvurabilir. Tuh. 60 kiloyla kaçırdım ya. Ilbayı kaçtı. Allah. Canın sağ olsun. Eve koşarak git. Arkadaşlar, hepinizin bursa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ancak bizim sadece bir kişiye verme hakkımız var. Dolayısıyla en çok paraya ihtiyacı olan kimse ona vereceğiz. Sırayla tanıyalım sizi. Ben Ökkeş. Rüstem. Kezban. Cemşit. Gülcan. Garip. Oytun. Oytun mu? Oytun diye fakir mi olur? Olmaz. Ben olmaz efendim. Gerçekten. Diye duydum, Oytun diye duymadım. Hatta bakın bacak kasları var, spor salonuna gidiyor. Yazıklar olsun. Spor bile yapıyor. Spor bile yapıyor. Yazıklar olsun. Eleğin gitsin ya. Ya vallahi fakirim. Spor salonuna gitmem. Ben okula yürüyerek gidip geldiğim için. Okulunuz nerede? Yalova. Ben rüzgar olunca köprü değil, körfezi dolanıyorum. Öyle olduğundan vallahi hava çok güzelse de yüzüyorum. Sırtıma bakın. Vallahi ya. Bana pek inandırıcı gelmedi. Babanız ne iş yapıyor? Babam pazarcı. Burada muhasebeci olduğu yazıyor. Ben babam mı dedim? Dedem pazarcı. Onun da veteriner olduğu yazıyor. Ya Allah da kahretmesin. Çık ya, çık be adam be. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar dengesizlik yaptı, pardon. Ben annemin babası pazarcı. Terbiyesiz. Ya hangi dedem? Bize yalan. Defol git. Allah
Terbiyesiz. Hadi lan! Tamam. Şerefsiz. Oytun diye fakir mi olur? Bana kırarım kafanıza. Hadi lan! Çıkın lütfen. Terbiyesiz. Adını değiştir, devletten başvur. Terbiyesiz ya. Devam edelim. Sıvayalım paçaları. Niye? Sıvayalım. Allah Allah. Dereyi görmeden paçayı sıvadık. Fakir çakası. Şimdi anladım. Sıvayalım. Sıvadım. İçlik. Sizi dışarı alalım, elendiniz. Niye ki ya? Bu soğuk havada içlik giymiyorsanız yeterince bursa ihtiyacınız yok demek. Hanımefendi, ben Karslıyım. Bu soğuk bana komaz. Komaz? Komaz evet. Komaz ne ya? Komaz ne? Biraz öğren. Hangi Kars'ın şivesi bu ya? Evet. Komaz ne? Komaz, komaz. Vur. Lütfen dışarı alalım. Ya of sizi. Ya, of hadi ya. Hadi. Komaz. Ben bunların hepsini yerim biliyor musun dayı? Bak benim üstümde de içlik var. Ben içimi komple gazeteye sardım bak. Ama bu çok güçlü bir fakir ya. Evet, devam ediyoruz. Çıkarın telefonlarınızı, gösterin. İyi. Benimki eski, tek kameralı. Benimki tuşlu. Benimki çevirmeli. Benimki... Benimki pilli. Benimki tüylü. Ne bu? Güvercin. Haberleşmek için birebir. Her yerden çekiyor. Güzel. Gayet güzel. Sizin hem akıllı telefonunuz var hem de burs mu istiyorsunuz? Benim telefonum akıllı ama çalışmıyor. Lütfen çıkın, elendiniz. Ya vallahi ben bunu birinin ağzına sokarım diye aldım. Hadi git, git. Terbiyesiz. Ahlaksız. Ahlaksız. Terbiyesiz. Bir de hepimizi çek, evde eğilin fakirleri videoya aldım diye. Al fakir seni. Sende kızıl ötesi var mı? Yok ya, bunda kızıl ötesi yok ya. Numaranı versene, kaydedin. Yaz. Cik cik. Şak şak. Altılı yedili çiper pet. Evet, bakıyorum da kemik bir kadro kalmış. Hem de ne kemik, bir deri bir kemik. Fakir şakası. Allah Allah! Sonra ben geliyor oğlum. Evet arkadaşlar, sıradaki aşama için bunları takın gözlerinize. Çünkü görmemeniz gerekiyor. Sıradaki aşamamız dokun, hisset, ye, hisset. Ben 3 gündür hiçbir şey yemedim, o yüzden hissedemeyebilirim. Kendisi yalan söylüyor. Ben az önceki dişindeki susamı gördüm efendim. Ben kötü günler için stok yaptım. Çok şükür bugün de doyduk. Size vereceğim nesneleri görmemeniz gerekiyor. Dokunarak veya yiyerek tahmin etmenizi, yani anlamanızı isteyeceğim sizden. Buyurun. Siz de buyurun. Ben... Siz de buyurun. Kaşık kullanmayamayız. bakayım hemen. Kaşığımız... Evet. Olsun olsun, girdik bir topa. Girdik hocam. Fakirlik böyle bir şey. Buyurun. Evet, yiyin. Nedir bu? Tam anlamak üzereyken sordunuz. Biraz anlayacağım. Bir kasık daha alabilir miyim? Tabii, buyurun. Çok sağ olun. Ben ne diyeyim, bir şey yemesem olur mu? Nedir peki? Salçalı makarna. Doğru. Böyle geçebilirsiniz. İçinde benzin kokusu var. İnşallah dokunmaz bana. Buyurun Garip Bey, siz de yiyebilirsiniz. Evet, bakıyorum. Nedir bu? Bu şey gibi. Ya sünger mi acaba ya? Yok, süngerin tadı böyle değildi. Yok, bu sünger değil. Siz sünger mi yediniz? Tabii, üstüne sarımsaklı yoğurt dökünce her şey yeniyor. Yok, ne bu ya? Ne, ben bunu bilemedim. Ne bu? Sushi. Sushi mi? O ne ya? Çiğ balık. Çiğ balık mı? Ya fakiriz diye bu kadar yapılmaz. Bari pişirip getireydiniz şunu ya. Güzel, dişli bir aday. Ha, fakiriz diye dişimiz de olmasın değil mi? Bende arka dörtlü yok. Kezban Hanım, siz dokunabilirsiniz. Bu... Nedir? Bu bir kart. Ama kredi kartı değil, kredi kartı olsa için bir hoş olurdu. Bu bir akbil. Akbil bu. Dürüt! Bu öğrenci akbili. Evet, öğrenci akbili. İçinde 5.45 var. Doğru. Nereden bildin kız? İkinciyi basamadı ya o şey.
Cemşit Bey, sizinkini sona sakladık. Aman. Buyurun, dokunun. Hadi lan! Kim çıktı şimdi ya? Ne oldu? Dalga geçirin, o değil bu! Nedir bu? O değil! Nedir bu? Sıvı yağ! Doğru! Ben alacağımı aldım Bursa'yı, vallahi yeterli! Bursa! Adam kaçtı. Resmen ya. Aklımızla oynuyorlar gerçekten var ya. Gerçekten öyle. Seni var ya burada harcarlar ha. Bence de seni yerler. Evet. Git bence. Saçların da bukle bukle. Vallahi bir zenginlik akıyor gibi yani. Seni burada parçalarlar. Tabii canım. Ne işin var burada ya? Git tamam, ya. Ben gideceğim o zaman. Git bence de. Geçmiş olsun, iyi bak yani. Hayır, hayır, hayır. Bu noktaya kadar geldim. Ben çok fakirim. Gidemem. Hayır, çok fakirim. Evet arkadaşlar. Seri sorularla devam ediyoruz. Hazır mısınız? Hazırız, evet. Başlıyorum. Evet. Yolda 50 lira buldunuz. Ne yaparsınız? Hemen polise götürürüm. Sonuçta büyük bir meblağ. Güzel. 100 lirayı bozabilir misiniz? Hayır, 100 lira beni bozar. Müthiş. Siz 200 liranın arkasında hangi resim var? 200 lira mı var? Yok, yok. Harika. Okuldan çıktınız. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. Ne yaparsınız? Şemsiye satarım. Mükemmel. Issız bir adaya düştünüz. Yanınıza alacağınız 3 şey. 2 ekmek, 1 süt. Yanlış. Neden? 3 ekmek olacaktı. Eğer süt alabiliyorsanız bursa ihtiyacınız yok demek. Ama lütfen yapmayın. Lütfen, hayır, gülüyorsun bana. Hayır. Benim bölümüm çok zor, lütfen. Bu bursa çok ihtiyacım var. Ne okuyordunuz? Fakir dili ve edebiyatı. Ya ama böyleymiş ya. Elendin, hadi git. Hadi, hadi, hadi. Lütfen. Allah'ın cezası ya. Hadi. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Tebrikler. Finale kaldınız. Bu aşamaya kadar gayet güzel geldiniz. Eyvallah. Fakir olan kazansın. En muhtaç olan kazansın. Hadi inşallah. Hadi. Sıra son aşamada. Hadi bakalım. Buyurun. Yok artık yani. Artık. Tamam. Bu nedir hocam ya? Hakikaten ne bu ya? Hayatta kalan kazanır. Eğer gerçekten istiyorsanız gerekeni yaparsınız. Hocam siz çok yanlış anladınız. Ben bunu yapamam hocam. Ben de yapamam. Sonuçta fakiriz dedik, katiliz demedik değil mi? Aynen öyle yani. O zaman alamazsınız. Ayağına sıksam olur mu? Oğlum ne saçmalıyorsun lan? Alamazsınız diyor oğlum. Allah'ım biz ne yaşıyoruz ya? Neyin içine düştük? Bu nasıl bir hayat? Bak sen memnun değilsen sıkayım bak. Oğlum saçmalama, ne diyorsun lan? Süreniz doluyor. Sıkıyorum oğlum bak. Sen de bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Bak sıktın artık ha. Sıkmadım ki. Ben her an sıkabilirim oğlum. Emin misin? Değilim. Bir saniyeniz kaldı. Ha tamam, daha vakit var, düşünelim. Ben yapamam, yok ben yapamam. Yapamıyorum. Ben gerçekten yapamam. Sen sık, sen sık. Ben yapamam. Ben vallahi sıkamam. Sık, ben de sıkamayacağım. Sık, 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 ana. Sık. Oh. Ana. 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 Şebeke suyu değil, damak yanar suyu la bu. Aa, gel. İyi, bayağı iyi ha. Güzeldi su. Tebrikler Garip Bey. Kazandınız. Kazandın mı? Ben sıkmadım ki. İşte bu yüzden kazandınız. Sıkıyorsun. Bursun kazananı Garip Bey. Benim de mi? En muhtaç benim lan. En müşkül benim. En fakir benim lan. Bana para verin mi? Bana para verin mi? Bana para verin mi? İyi misiniz? İyiyim, evet. Topalandım, sağ olun. Evet, sözü vakfımızın sahibi Rüstem Bursin'e veriyorum. Bursin. Buyurun efendim. Bursin mi? Ya, Rüstem Bursin. Bu burs merkezinin sahibi benim. Kimliğimi gizlemek için İstanbul Şubesi yaptım. Sana bursu veriyorum delikanlı. Lan niye onca oyunu oynadım o zaman? Vermeyi keyifli hale getirdim. Eğlence, eğlence benim için önemli. Squid Game mi lan bu? Bir dakika, bir dakika. Sen Squid Game nereden biliyorsun? Senin internetin mi var lan? Nereden biliyorsun lan sen? Yoksa dijital platformlara üyeliğin mi var? Hayır ya, korsan izledim ben. Korsanfilmcenneti.com. Doğru söyle lan. İnternetin mi var lan senin? Hem hayır. İnternetin var hem de bizden burs mu istiyorsun? Hayır, konsolun var olsun. Hayır, gerçekten hayır, benim internetim. Mümkün değil. Var olsun. Burs hakkını kaybettin. Benim gerçekten ama ihtiyacım. Çık, çık. Ya yeter ya. Yeter. Ya biz gençler hiç eğlenmeyelim mi ya?
Bizim hiç hobimiz olmasın mı ya? Biz hiç dışarıya çıkıp bir aktivite yapmayalım mı? Ya en ihtiyaçlarımızı lüks görmeyin artık ya. Yeter, ihtiyacımız var oğlum, anlayın işte lan. Gerçekten çok dokunaklıydı delikanlı. Yani başta tiradına bir ön yargılı yaklaştım. Dedim beni o didaktik evrene sokup sağa sola vuracak, mesaj kaygılarıyla yüzüme yüzüme tokat atacak dedim. Gerçekten öyle oldu. Ama olsun, ben sana bu bursu vereceğim. Vereceksin değil mi? Evet, vereceğim. Bu burs senindir. Ama işte ben almayacağım. Anladın mı? Fakiriz ama gururluyuz da. Sanki ne verecekse. 3.000 lira. 3 mü? Anan kavradın ha. Bursu da yok. Olsun, olsun. Ama biraz heyecanlandım, olsun, kusura bakmayın. Olsun. Hiç önemli değil. Ben şimdi bursu kazandım he? Kazandım. O zaman bir annemi arayayım. Ara, ara. Ananı da ara, hadi bakalım. Haber ver. Abi olmuyor da senden arasam olur mu? Ha, tabii tabii. Bey. Abi yüz tanıma. Tabii tabii. Aydın benim oğlum. Aydın? Kuşum Aydın. Tamam o zaman, sağ olasın. Tamam. Anne! Bursa aldım ben. Şu anda bir abiden konuşuyorum da. Eve geleceğim bir 5-10 dakikaya. Haydi görüşürüz. Abi ne oldu? Aydın'ın şarjı bitti. ÇGH diyenler. Zil tabii ki diyen. Cemile Canyurt, Tolga Üyken, Aleyna Yüksel yazdı ve tartışmasız zil çaldı. Buyurun. Böyle çıkmayın. Hocam. Aleyna altyapıdan hocam. Bu skecin özelliği de o. Altyapı da pişti. Aa süper. Evet, sahneye çok de iyi. Düştü. Çok Aleyna rahatsız olduğu için bugün yok. Ama altyapı da fikir ortaya atıldı, yazıldı. Şahane. Tolga Üyken ve Cemile ve ekip üstüne bu katmanları attı. Ve sonunda zillik bir skeç böyle meydana geldi. Kolay olmuyor bu işler i̇şte sevgili dostlar. İşte BKM Mutfak. Aferin, çok iyi. Bu öykü BKM Mutfak çok iyi. Özetleyen bir öykü. Zilin bir üstüydü diyenler alkışlar mı? Hem mesajı hem mizahı üst seviyede, öyle değil mi? Sence de öyle değil mi? Aynen, ben enteresan bir şekilde hocama az önce onu söyledim. Evet güldük, eğlendik ama yani trajik, komik herhalde sözlük anlamı olarak. Evet, tam bu. Tam bu. Şu an bizim gerçeğimiz yani bir yandan da. Evet gülüyoruz. Ama gerçek. Bir de altyapıda pişen, üst yapıda oynanan bir skeç. Verdim kırmızı halıyı gidiyor.